Veletler bunları yiyince mutlu oluyordu. Göreceksin. Aspar girdiği her ortamın hakim olur. Kokusunu aldılar sanki. Hay, çocuğun kafasına geldi. Yok yok bir şey. Aa. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sağ olun. Ne ya, böyle herkese teşekkür mü edeceğiz biz? Ah benim canım abim ya. Ah benim abim ya. Ver Şevket, bana da ver. Al Ayşe annem. Kamil abi, sence de biraz abartmıyor musun abi? Yani elinde sonunda oraya bir şey açılacaktı. Evet, katılıyorum abi. Hayır, ne var yani adam süpermarket açmışsa? Ne oldu yani? Hem abi, insanlar kaç yıllık alışkanlıklarını bırakıp oraya mı gidecekler ya? Yani. Gitmezler mi? Ya sadece ucuz diye süpermarketten alışveriş yapılır mı hiç? Hiç işte. Sırf daha ucuz diye. Daha çok ürün çeşidi var diye. Kredi kartına taksit yapıyorlar diye. Ben devam edemeyeceğim, sen ver kalsın. Nasıl devam edemeyeceksin? Yıktın dağ gibi adamı. Oğlum böyle mi anlatılır ya? Böyle mi anlatılır ya? Benim bile kalkıp gidesim geldi. Nasıl anlatıyor, adama bak ya. Hiç. Tamam, sen sakin ol abi. Biraz daha kolonya koklansın. Anneanne. Canım. Ne oluyor? Ne olacak? Beklenen gün geldi. Küçük esnaf batıyor Yiğit Efe. Kamil Bey fenalaştı. Sen bakma ona evladım. Şimdi süpermarket açılınca karşıya biraz şey oldu. Kamil amcam biraz kötü oldu. Asuman abla haklı mı? Kamil amca batıyor mu? Allah! Ekmek çekeceğim gidiyor. Yuvam yıkılıyor. Yok yok, öyle değil. Yani şey diyelim. Şu süpermarket işini biz hiç sevmedik diyelim. O kadar. Aspar denen adam tutmuş orayı ya. Al bakayım. Şunu ne zamandır verecektim, unuttum. Anneanne, bu ne? Bu sizin biriktirdiğiniz paralar işte. Dükkan kiralayacaktık ya, siz biriktirip getirdiniz. Al sen bunu. Güle güle harcayın istediğiniz gibi. Sonuçta siz çalışıp kazandınız değil mi? Kamil Bey, siz de biraz sakinleşin de sonra konuşuruz biz yine. Hadi anneanne, gel bakalım. Hadi, yapacak bir şey yok. Çocuklar, Ayşe Hanım haklı. Sonuçta bu parayı siz kazandınız, emek verdiniz. Hocam, puanlarımız 21 olmuş. Evet, çünkü yaptığınız şey takım ruhunu destekleyen bir şeydi. Bizim puanlarımız artmamış. Evet, çünkü yaptıklarınızın takımın ruhuyla hiçbir alakası yoktu çocuklar. Hiçbir yararınız dokunmadı ki bize. Ya hocam, biz de insanlara iyilik yapıyoruzdur yani. Ne zaman mesela? Şu an aklıma gelmiyor da. Bizim de vardır illa yani yaptığımız bir şeyler. Neyse çocuklar, bu kazandığınız parayla ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya var ya, bir şey diyeyim mi? Siz bu paranın hepsini çarçur edersiniz. Kıymetini bilemezsiniz. Siz en iyisi bu paranın hepsini bana verin ha. Bak ciddiyim. Paramız dedi. Bizim paramızı kastediyor hoca. Kırlangıç için yeni motor, bir de uçuş kontrol kartı alsak. Ama paramız yetmez ki. Paranız yetmiyormuş Tongi. O ne olacak? Neyse be. Çok heyecanlanmıştım. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne? Hamburger yiyelim. Yeme içmeye harcamasak Tonguç. Projemiz için harcasak daha doğru olur. Ama paramız yetmiyor demişti. Çocuklar, dilerseniz paranın eksik kısmını ben tamamlayabilirim. Sonuçta takım için bir şey alacağız. Biz kendimiz almak istiyoruz hocam. Evet, kırlangıcı biz tasarladık. Motoru da biz alalım. Yine oylama yapmadan karar veriyorsunuz ya. Nerede kaldı demokrasi? Nerede kaldı? Tonguç haklı. Oylama yapalım. Kendi paramızla alalım diyenler. Anlıyorum çocuklar. Dilerseniz bu konuyu biraz beklemeye alalım. Daha sonra konuşuruz. Şimdi benim biraz işim var. Siz de dilerseniz çıkın. Zeynep. Sen de bu kutuya paraları koyarsın. Şahin.
Bak, hadi bizimkileri anlarım da. Sen niye Selim Hoca'nın almasını kabul etmedin? Sana gıcığım çünkü. Öyle sırf gıcıklık olsun diye sana karşı oy kullandım. Paranın geri kalanını nasıl bulacağız? Ya yine köfte ekmek mi sattıracaksınız bana? Buna mı güveniyorsunuz yani? Birlik olursak hallederiz Tonguç. Takım ruhu böyle bir şey. Kamil abi. Abi bak gerçekten olayı büyütüyorsun ha. Ragıp. Ah Ragıp, ah Ragıp. Sen de mi Brütüs? Bu olayın ucu hepimize dokunacak Şevki. Hepimiz derken abi, benimle bir alakası yok. Gerçi cama sebze meyve görseli yapıştırmışlar ama göz ucuyla baktım bir şey yok. Ben sana üzülüyorum abi. Yani letafet, konunun benimle hiçbir ilgisi yok ama ben Kamil'e çok üzülüyorum. Evet. Benlik bir durum var mıdır Hasret abla? Sizlik bir durum asla olamaz Letafet Hanımcığım. Her şeyden önce buna mahalleli müsaade etmez. Kamil abiye müsaade ettiler ama. Yani şimdi bu güzellikle, bu endamla, bu hanımefendilikle... bu görüntüyü nasıl bir tutuyorsunuz ya? Ay. Size haksızlık olur bu. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz çocuklar. Nereye? Bir şey unutmuşum ya, yok bir şey. Neyi? Ya seni ilgilendirmez. Allah Allah. Görüşürüz hocam. Hocam, görüşürüz. Görüşürüz. Söyledim, yine söylüyorum. Konunun bizimle alakası yok. Sonuçta süpermarkette saç yapıldığı nerede görülmüş Letafet? Değil mi yani? benim aklıma şey takıldı. Şimdi hem yeni bir komşumuz... hem de yeni bir esnaf arkadaşımız olduğu için Aspar Bey'e bir hayırlı olsuna gitmemiz gerekmez mi? Gerekse bile bunu Kamil'e söyleyeceğiz? Yani tabii uygun bir dille nasıl söylenir orasını bilemiyorum ama... bence bunu Hüseyin halleder. Hallederim ya. O iş bende, bana bırakın. Kamil biraz kızabilir ama. Yani... Kamil abi... sana bir istirhamımız olacak abi. Konuş. Yüksek müsaadenle arkadaşlar süpermarketi ziyaret etmek ister abi. Hangi arkadaşlar? Kimler? Kimler? Hangi arkadaşlar? Kamil Bey, bunlarla hiç bilgim yok. Kamil abi, benim müşteri var, ben ona bakacağım. Abi ben de şu yeni girişimleri bir düşüneyim. Marketin önünden geçeceğim. Yanlış anlama, ben dükkana gidiyorum abi. Yola revan olasın. Baştan söyleyeyim. Motora ve kontrol kartına etmez bu para. Ya ben yine pasta yaptırayım diyeceğim ama bizimkiler çok yoruldu. Gidip satıcıyla konuşuruz. Belki bize taksit yaparlar. Ama kredi kartımız yok ki. Bakın, istedik ve başardık. Bence daha fazla para biriktirebiliriz. Yiğit Efe, anneannen o dükkanı tutamadı diye yine gitmeye kalkmazlar değil mi? İnşallah öyle bir şey olmaz, amin.
Hani zannetmiyorum. Garip bir şekilde sürekli bu mahallede kalmamız gerek diyor. Komşuların ne kadar sevdiğini mi fark etti acaba? Bu arada dükkanı Asper Bey mi tutmuş dedin? Evet. Yüksek mühendisim diyordu ama gidip süpermarket açmış. Belki tecrübesi vardır. Yani ailesi süpermarketçidir. Şarküteri reyonumuzda sosislerde çılgın indirimlerimiz başlamıştır. Arz ederiz. Yani hasta olan da bir zahmet buraya gelmesin kardeşim ya. Kasaya kim bakıyor? Vallahi sen bakıyorsun abla. Durmuşsun karşısında böyle bakıyorsun ya. Aldıklarımın parasını ödeyeceğim. Öyle kim bak? Evet. Buraya biri lazım değil mi? Lazım. Lazım. Palyaço. Sen anlıyor musun ya bu kasadan bunu? Yok arkandaki palyaço. Bak bakıyor. Oğlum senden bak. Yok tabii senden başka palyaçom var. Tam güldük eğlendik ya. Sen git hadi bakayım dışarıda ağla. Biraz abartıyorsun sanki. O kadar ağır bir şey değil. Peki o zaman ben bakayım kasaya. Evet. Tamam neler aldık? Islak mendil. Her eve lazım. Helva mı? Fıstıklı. Allah'ı seviyorsunuz. Evet. Oo bir de bu kek mi bu? Allah'ı tatlıyı seviyoruz galiba. Çok. Peki bu yani tamamen soruyorum. Hani makarnayla un fazla bir karbonhidrat değil mi ya bunlar? Olsun. Yani sosis reyonunda da indirim vardı. Belki biraz protein almak istedim. Yok yok. Lazım. Evet o zaman şimdi bunu yapalım. Nasıl yapalım? Ay bozdum. Ya bilmiyorsan niye oturdun kasaya? Hayır biliyorum. Çocuk oturmuş buraya da ayarını bozmuş. Ben onu şimdi yapacağım. Beklerseniz. Nasıl yapacağım? Şu. Siz isterseniz eksik bir şey varsa onları alın. Ben o sırada düzelteyim çocuğun bozduğu şeyi. Yok mu? Tamam. İptal hay Allah. Bu mahallede kalmamız gerek diyordum. Haklı olduğumu herkes gördü kiracı. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Nasılsınız? Sen geç oraları boş ver de. Şu asparı ne yapsa beğenirsin? Muhtemelen ne yaparsa yapsın beğenmem. Aferin aklın yolu bilmiş işte bak. O boş dükkanı kiralayan oymuş meğer. Boş dükkanı kiralayan o muymuş? Neden? Süpermarket işletecekmiş. Ay neredeyse suluyordun evladım beni. Sana da garip geldi değil mi? Açıkçası oldukça garip geldi. Açık artırmada o kadar çok para verdi. Madem o kadar çok parası var, neden o bodrum katındaki rutubetli daireyi kiraladı? Ha? Biliyorum ben orayı. Duvar kağıtları bile durmuyor duvarda. Bunlar enteresan bilgiler tabii. Çocuklarla tanıştı. Mahallede esnaf oldu. Ve de elinde o kadar çok parası var. Yani ben ne diyeceğimi bilemedim. Ben biliyorum. Sen bana bu Asper kimmiş, neyin nesiymiş diyeceksin. Ben nasıl diyeyim Ayşe Hanım, ne diyeyim ben? Seni tanıyorum kiracı. Çok iyi biliyorum. Sen bana o Asper hakkında her şeyi anlatacaksın. Sen istersen hızlan, biz biraz daha dururuz. Anneniz üzülmesin. Onlar biraz geç gelecek. Ne diyeceğim? İsterseniz bizim gittiğimiz psikoloğu bir arayın. Annemle babam ne zaman bir sorun olsa hep oraya gidiyor. Ya hatta sorun olmasa bile gidiyorlar. Annenlerin evde daha çok durmasını sağladı mı? Yani tam tersi. Ya biraz uzak durmalarını sağladı ama bizim durumlar bambaşka. Bizim bir sorunumuz yok ama sen istersen ver. Attım ben numarayı. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz.
neden bir sorunumuz yok dedin? Ailesi onun sürekli yanında. Bizi anlaması çok zor. Arayacak mısın psikoloğu? Bilmem. Ya 2 dakika işimiz var ya. Baksana benim yerime kasaya, ne olacak? Hadi. Somut olarak parayla temas etmem mümkün görünmüyor. Ya benim de böyle düşük sıfırlı paralara temas etmemem gerekiyor. Ve 200'lük banknottan aşağısı yakışmıyor şu elime, ne yapayım? Nasıl yapsak ki acaba? Merhaba efendim. Asfer Bey, merhaba. Evet arkadaşlar, işte mahallemizin en yeni, en güzel, en havalı mekanındayız. Siz de bundan böyle alışverişlerinizi buradan yapabilirsiniz. Üstelik Aspar çok ucuz. Bir dakika, hop hop hop. Orada dur bakalım sarı civciv. Aspar asla ucuz değildir. Süpermarketi kastetmiştim Aspar Bey. Ha tamam. Bir de o çoluk çocuğu doldurmayın ya zaten buraya. Ben baktım sadece şeker çikolata alıp duruyor çocuk kısmısı. Tamam, getirmeyin onları. Size bir hediyemiz var Aspar Bey. Hediyem, ne hediyesi ya? Şöyle. Şöyle takdim edeyim efendim. Buyurun. Böyle çam sakızı, çoban armağanı. Öyle. Allah Allah. Benim koskoca süpermarketim var. İçinde de zilyon tane sakız var. Ben sana mı kaldım be çoban? Aman efendim, yani o lafın gelişiydi. Güzel günlerde kullanın. Evet. Tamam, hadi gidelim. Yardımcı olabileceğimiz başka bir şey var mı? Daha önce verdiğim herhangi bir görevi yapabildiniz mi? Yani yok. Takımı dağıttık kaç kere. Siz istediniz diye yarışmada birinci olmalarını engelledik. Ne duyduysak size ilettik. Allah Allah. Sanki bunların hepsini karşılıksız mı yaptınız? Karşılıksız yapmışsınız abi, evet. Tamam. O zaman size yeni görev tanımınızı veriyorum minnak süvariler. Yaklaşın. Selim var ya Selim. Selim'in evine gizlice gireceksiniz. Tamam. Niye? Ha, bir de niye diye sormayacaksınız. Peki orada ne yapacağız ki? Onu başarın. Ben orada söyleyeceğim ne yapacağınızı. Yiğit Efendi'nin ninesi var ya. Benim apartmanı almıyor. Tamam. Hadi bakalım siz artık yolunuza gidin. Tamam, bak orada ne yazıyor? Okuma yazmanız var değil mi? Ha, o kadar var, tamam. Bir hayırlı olsun alışverişi yapsaydık Aspar Bey. Ne alacaksınız? Düdüklü şeker mi? Ben sizin düşük bütçeli alışverişinize mi kaldım acaba? Hadi bakayım. Önce iş, sonra düdük. Düdük, hadi. Ya bu da ne gereksiz bir şey ya. Aspar hakkında her şeyi anlatacaksın derken... Neyi anlatayım? Senden iyi kim bilebilir ki? Bakın, her ne duyduysanız doğru değil. Yani doğru olabilir ama ben size yalan söylemedim. Yani sadece doğrusunu söyleyememiş olabilirim. Gerek yok zaten. Herkes biliyor. Herkes mi biliyor? Sevgi Hanım da mı biliyor? Tabii. O söyledi, o araştırdı seni. Sevgi Hanım beni mi araştırdı? Kiracımız olduğun için araştırdı. Bilgisayarda iyiymişsin. İyiyim, evet, iyiyim. Tamam işte. Bu Aspar'ı da araştır. Bilgisayarda her şeyi öğren, bana söyle. Hayır, Sevgi de bilgisayar mühendisi ama... Şimdi ona desem araştır diye... Kim, neden, niçin der, işin ucunu bırakmaz. Ha, siz o yüzden dediniz... Aspar'ı en iyi sen bilirsin diye. Evet, bilgisayardan her bilgiyi öğrenebilirsin. Sen ne sandın ki? Ben... Bir şey sanmadım. Hiçbir şey sanmadım ben. Ben burada oturuyordum, hiçbir şey sanmıyordum. İyi madem. Hadi ben çıktım. İyi günler. Bu da iyi çocuk ama biraz saf tutuluyor. Hadi kal sağlıcakla. İyi günler. Aspar, bir gün beni yakacaksın ya. İşte bile ben niye yakacakmışım seni? Ayşe Hanım seni araştırmamı istedi. Hmm, araştır. Araştır da biraz gözün kalite görsün. Şirkette çalıştığından şüpheleniyor. Ya ama biz bunu konuşmuştuk. Bu
kadının çok akıllı olduğunu gösterir. Bak durduk yere başkasını övdüm şimdi. Kim olduğun ve niyetin anlaşılırsa şirkete ne diyeceksin? Şirkette çalıştığını öğrenirlerse bu mahallede barınabileceğini mi zannediyorsun? Üstelik kızının ve damadının ölümünde şirketin parmağı olduğunu düşünüyor. Eğer ki böyle bir şey varsa onlara kalmaz ben bitiririm sizi. Ne oldu? Bir dondun kaldın. Söyleyecek bir şey bulamadın değil mi? Evet. Etrafında bir tane mutlu insan görmeye tahammülün yok senin. Yok ya. Demek şimdi de beni çocukluğumdan vurmaya karar verdin ha? Çakma Freud seni. Aspar Bey. Evet buyurun benim. Şey ben rahatsız mı ediyorum? İlginç. Bunu sormak için mi geldiniz? Ha yok hayır. Ben size hayırlı olsuna gelmiştim. Tamam olsun. O zaman bunu vereyim. Bu nedir? Hediye. Çam sakızı çoban armağanı. Yine mi? Evet. Uzat. Alın bakalım. Bu nedir? Makarna. Burgu. Yaparsanız güzel olur. Fesleğenlisi de güzel olur. Kıymalısı da güzel olur. Mahallede bununla ilgili bir çekişme de var sanıyorum. Buyurun. Zahmet ettiniz. Yok ya ne zahmeti? Bundan bir sürü var bende. Arkası falan hep dolu. Tamam o zaman. Ben gideyim artık. Gidin selametle. Hayırlı olsun tekrar. Olsun. Sağ olun. Yok artık. Bunların hediye dağarcıkları da bu kadar. İçin çok teşekkür ederiz Meltem abla. Ne demek? Zeynep'in arkadaşlarıyla tanışmış oldum bu sayede. Peki ya? Annemlerin evde daha çok durmaları için ne yapmamız gerekiyor? Evde durmaları ve bizimle ilgilenmeleri için. Çocuklar, bu çok uzun bir yol. Maalesef tek hamlede çözülecek bir durum değil. Eğer onlar da isterse ailelerinizle görüşmeyi çok isterim. Bu isteğimi onlara iletir misiniz? Ama bizi dinlemezler ki. Hep çok işleri var. Peki, yazmayı deneseniz? Aa, çok iyi fikir. İşleri bittiğinde daha sakin kafayla okuyabilirler. Bazen birinin yüzüne bakarak söyleyemediğimiz şeyleri mektupla daha güzel ifade ederiz. İletişim çok önemli çocuklar. Aileniz için de, arkadaşlarınız için de bu çok önemli. Doğru bir iletişim kurduktan sonra çözülemeyecek bir sorun yok. Ay inşallah öyle olur, amin. Annemler çıkmış bile. Olsun, biz yine masanın üstüne koyalım. İş dönüşü okurlar. Böyle oldu mu sence? Oldu. Akşam kesin görüp okuyacaklar. İnşallah, amin. Ragıp dur. Ragıp beni duyuyorsun biliyorum. Olduğun yerde dur. Yoksa... külahlı dondurma atarım kafana. Olduğun yerde dur. Şimdi yavaşça bakkalına doğru gel. Gel bakkalına.
İyice yanaş bakkalına. Abi, ne yapıyorsun? Gözünü seveyim, ülkede demokrasi var. İsteyen istediği yerden alır, büyütme. Mahallede açılan ilk süpermarkette, ilk fırsatta beni, bakkalını terk ettin sen Ragıp. Bunlar bende kalacak. Gözüm görmesin seni. Dur. Gözüm görmesin derken ara sıra gel olur mu? Özletme kendini abi. Bulgur var dükkanda. Memleket kokulu. Sen seversin. Gurur meselesi yapmamak lazım canım. Yani müşteri sonuçta ne alsa kar. Ya haklısın. Müşterin sonuçta. Değil mi? Çok da sert yapmamak lazım. Arada gelsin tabii değil mi abi? Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Bu ateş hepimizi yakacak. Bir mahallede bir süpermarket açılıyorsa bu herkesi ilgilendirir. Sadece bakkalın konusu değil bu. Herkesin konusu. Abi sonuçta ben manavım. Taze sebze meyve satıyorum. Ne olur ki bana? Kamil, etinde en iyisi ben de. Bizlik bir şey yok yani. Kamil, biz sana destek için buradayız arkadaşım. Siz öyle sanın. Bu ne? Süper pazartesi. Sebze reyonundayım. Sebze de mi satıyorlarmış? Meyve de satıyormuş abla. Anam, dizimin bağı çözülüyor anam, anam. Sebze diyor abla. Size demiştim. Süpermarketten boşuna korkmuyorum ben. Söyledim size. Okuldan sonra da gelebilirdik. Niye böyle acele ettik ki? Çünkü çıkışta gidip motor fiyatlarına bakmamız lazım. İyi tamam. Acele edelim. İlk ders beden eğitimi. Kaçıramam. Aradınız mı psikoloğu? Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel konuştu bizimle. Anne ve babanıza ne dedi peki? Onlar geç geldi biraz. Konuşturamadık. Tamam. Burada para yok. Oradadır ya, iyi bak. Evet, oraya koymuştum en son. Yok işte. Emeklerim, ticari kazancım nerede? Ya nasıl olur? En son oraya koymuştum. Evet, buradaydı. En son Selim Hoca vardı. Ona sorsak? Olmaz. Ondan para kabul etmedik. Duyarsa kendisi almaya çalışır. Ya bunun nesi kötü? Ben de bunu anlamıyorum işte. Bu ayrı bir konu. Parayı bulmamız önemli şu an. Birimiz alıp da yani unutmadık değil mi? Ya böyle bir şey nasıl unutulur ki? Ben asla unutmam. Bakın, bu eller bütün gün boyunca araba sürdü, araba. O paraları ömrüm boyunca unutamam. Ne yapacağız? Görüşürüz hocam. Okuldan sonra tekrar buraya geliyoruz. Birileriyle konuşmamız gerek. Konuşalım bakalım. Ne yapacağız? Polise mi gideceğiz? Ya daha bu yaşımızda karakolluk oluyoruz ya. Tanguç. Of tamam. Siz konuşmadan yine bir şeye karar verdiniz. Değil mi? Yahu boşuna üzülüyorsunuz. Bakın ben söylüyorum size. Bu mahallenin insanı vefalıdır, göreceksiniz. Hasret abla. Ya dur bir dakika. Bakın bu mahalleli için önemli olan ne? Güler yüz. Şimdi sen alışveriş yapacak olsan gidip şu Aspar denen adamdan mı alışveriş yaparsın? Yoksa gelip şu surattan mı alışveriş yaparsın? Buradan yaparsınız alışverişimi ya. Hasret abla. Ya dur bir dakika Hüseyin. Hasret abla. Hasret abla. Ne var Hasret abla? Çılgın salı abla.
Ne var? Çıldırmış salı, ne var bunda? Et reyonunda %50 indirim. Allah Allah, ne? Bak ben söylüyorum. Gel abla, gel. Gel abla, gel. Et reyonunda %50 indirim mi? Gel abla, gel. Ama bu süpermarket üçümüzü de batıracak. Aman, aman. Anam, anam. Merhaba. Merhaba Sevgi Hanım. Nasılsınız Selim Bey? Yoğunum biraz. Bir şey mi diyecektiniz? Ben aslında şey diyecektim. Ay bir şey demeyecektim ya. Açık açık söyleyeyim, ben şeyi merak ettim. Birkaç gündür sizinle karşılaşamıyoruz. Açıkçası son karşılaştığımızda da böyle biraz canınız sıkkın gibiydi. Yok bir şey Sevgi Hanım. İyiyim gayet. Hani bilmesem taşınmaktan vazgeçtiğimiz için üzgünsünüz diyeceğim ama. Hiç olur mu öyle şey ya Sevgi Hanım? Sadece biraz yoğunum bu aralar. İşleriniz var yani, o yüzden karşılaşamıyoruz. Evet, evet. İyi o zaman, ben sizin vaktinizi daha fazla almayayım Selim Bey. İyi günler. Ne diyeyim yani ben sana şimdi? Beni tanısan, geçmişimi bilsen zaten konuşmak istemeyeceksin. Kasap reyonu olmaya da iyi dedi. Meyve reyonu da olmasaymış. Daha iyiymiş yani. Valla çarşambaları da iki al bir öde kampanyası varmış. Ne diyorsunuz ya? Çok iyiymiş bu ya. Ama ben gitmem tabii. Valla ben de gitmem yani. Ya siz neden endişeleniyorsunuz benim güzel mahallemin güzel esnafları? Bu mahallenin insanları sizin şu gül yüzünüzü görmeye geliyorlar. Yani şimdi tabii suratınız asık olabilir ama genelde neşelisiniz. Doğru, doğru, normalde neşelisiniz. Hem bu alışkanlıkları bırakmak bu kadar kolay mı? Hüseyin. Efendim Asuman abla. Alışveriş listesi hazırladım. Şu süpermarketten bir koşu alıp geliver evladım. Şu an sırası değil Asuman abla. Hakikaten sen de ayıp ediyorsun ama ha. Çek. Alışverişin neyi ayıp? Abla çek, çek, çek. Peki. Selim Hoca yok bile. Neden çağırdınız bizi? Sizinle bir şey konuşacağız. Hadi o zaman Selim abinin evine gidelim. Orada konuşuruz. Hayır. Bu bizim aramızda bir konu. Benle sizin aranızda anca dalga geçme olur, ezikleme olur. Başka bir şey olmaz be monitör. Ciddiyiz. Konuşmamız gerek. Peki ya ben konuşmak istemezsem? Aa, gerçekten. Ya o konuşmak istemezse? Senden rica ediyoruz Şahin. Otur. Otur, bir emir cümlesi ama. Lütfen oturur musunuz? Ne yapalım Müge, oturalım mı? Çok ısrar ettiler. Oturalım madem. Dün burada sizinle ortaklaşa kazandığımız parayı konuşmuştuk. Ben de en son sepetin içine koymuştum. Ya erken yaşta bunama mı var sizde? Niye yaşadıklarımızı tekrardan anlatıyorsunuz unutkan kırlangıçlar? Ha? Ve bu sabah ofise geldiğimizde para yerinde yoktu. O zaman sıralamada bir hata yapıyorsunuz. Atladığınız bir yer var demek ki.
Ne gibi? Yani sizin parayı birisi almış. Ay itiraf etti. İtiraf etti. Tutuklayın şunu. Ne diyor bu sevimli Şirin ya? Birileri paramızı almış. Şahin de aynısını dedi. Hadi Müge biz kalkalım. Bunlar olayı ancak kavrayabildiler. Olmaz. Kaçamazsınız. Ne kaçması ya? Bakın hakkınızda kötü düşünmüyoruz ama belki para hakkında bir bilginiz vardır diye sormak istedik. Bilgim değil. Tahminim var minik efe. Yani sizin parayı birisi almış işte. Kim? Biz nereden bilelim? Hepimiz çıktıktan sonra sen bir daha içeri girmiştin. O zaman ne almıştın Şahin? Sana çok net bir cevap vereceğim Kıvırcık. Sana ne? Şahin, bak para buradaydı. En son sen girdin içeri. Yani? Arkadaşlar kötü bir şey demek istemiyor Müge. Eğer motoru almak için parayı siz aldıysanız diye. Ne? Bir dakika kuzen. Efe'lerin masum çetesi. Siz beni hırsızlıkla mı suçluyorsunuz? Sadece soruyoruz. Yani paranın olduğu yere en son sen girmiştin Şahin. Siz beni hırsızlıkla suçluyorsunuz değil mi? Tabii. Şahin teknolojiden çok anlamıyor ya. Şahin huzursuzluk çıkartıyor ya. Para kaybolunca da Şahin'e yüklerim dediniz değil mi? Bir insanı suçlamak bu kadar kolay değil mi sizin için? Hem de hırsızlıkla. Size yazıklar olsun. Şahin, biz öyle demek... En baştan beri bizi istemediniz. Alın bu ofisini başınıza çalın. Çam sakızı çoban armağanı diye diye geldi bir sakızcı daha. Başka bir şey almayacağım mı küçük? Bu ne ya? Ya ben bozuklukları ellemeyeyim diye özel hayatımda küsuratla alışveriş etmiyorum. Bu ne? Tamam bırak şöyle git. İşte dur bakayım bana bak. Senin başka arkadaşların var mı? Tamam şöyle onlar da gelmesinler buraya. Evet buyurun sıradaki. Bu mu sizin? Hep gofreti şeker. Neden buraya geldik? Bize yine ne hayır varsa Aspar Bey'den var mıydı? Adam insan sevmiyor insan. Neden? Neden? Çünkü ihtiyacı yok. Aspar Bey? Ne oldu? Yoksa? Evet sayın müşterilerimiz hizmetimize 5 dakika ara verilmiştir. Evet, olabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Sonra bana gelip bunun reyonu neredeydi? Şunu bir okutsana ya fiyatını gözüm görmüyor. İşte ama sıra bana gelmişti falan demek yok ona göre. Ama sıra bana gelmişti. Ne dedim? Ben şu an ne dedim? Evet. İkinci bir emre kadar hizmetimize ara verilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Buyurun. Bir daha da gelmeyeceğim ben böyle markete. Trip atmadan çıkalım böyle şeyler olabilir. Bir şey aldı mı onlar? Tamam. Evet. Ne oldu? Girdiniz mi Selim'in evine? Hayır. Ne çabuk? Ne? Girmediniz mi? Neden? Selim Hoca bugün ofise gelmedi. Siz buraya niye geldiniz o zaman? Arkadaşlarla tartıştık. Biraz moralimiz bozuk. Öyle mi ya? Vay be. Olur ya. Olur ya. Bana ne? Niye bana anlatıyorsun sen bunları? Hiç beni ilgilendiren şeyler değil. Bütün müşterileri de gönderttiniz. Durduk yere benim moralim bozdunuz. Gidip biraz şarküteri reyonunun orada kendimle baş başa kalacağım. Sakın peşimden gelme. Şahin, Aspar Bey bizi pek sevmiyor sanırım. Madem bu kadar önemli, Selim Bey'in evine girip Aspar Bey'in gözüne gireceğiz Müge. Şimdiye kadar hiç gitmedik ki. Ya buluruz bir bahane. Olmadı bir ev eşyası alırız, hediye diye götürürüz. Resmen bana işim gücüm var dedi adam. Ben de aramam ama bir daha. Ya bir de gittim ben bu adamın kapısını çaldım saf gibi. Çalma o zaman sen de Sevgi. Olsun bitsin. Nasıl yani? Aramayayım mı bir daha? Aman arama canım işte. Düne kadar yoktu zaten bu adam. Bundan sonra da olmayıversin. Letafet sen hiç böyle demezdin. Bir şey mi oldu? Ben sana
kaç defa söyledim. Sen çocukken de böyleydin. Hiç de değil. Bencildin, bencil. Etrafında bir tane mutlu insan görmeye tahammülün yok senin. Yok ya. Demek şimdi de beni çocukluğumdan vurmaya karar verdin ha? Çakma Freud senin. Hay. Yok canım, bir şey olmadı, tabii ki olmadı. Da bence sen başından beri haklıydın. Biz bu adama biraz çabuk mu güvendik acaba? Ya bize yalan söylüyorsa? Hı? Mesela? Mesela ya mahalledeki herkesle yeni tanışmadıysa? Yani tanışıyorlarsa önceden? İyi de niye böyle bir şey saklasın ki? Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok da yani mesela dedim. Hani. Ay Letafet, seni bazen hiç anlamıyorum gerçekten. Yani sen de Selim Bey'le görüşme mi diyorsun şimdi bana? Görüşme. Görüşme olsun, bitsin. Zaten meşgulmuş, işi gücü varmış. Boş ver, bırak gitsin. Bence Şahin haklı. Nereden biliyorsun? Onu suçlar gibi davrandık. Bak kendin de söylüyorsun. Suçlar gibi davrandık. Suçlamadık ki. Bence yine bizi kandırıyor. Nereden emin olabilirsin? Emin olamam. Ama bizi birçok defa kandırdı. Size çalışma yeri buldum diye bizi kümese götürmüştü. Hatırlıyorsunuz değil mi? İnsan söz konusu olduğunda genelleme yapamayız Zeynep. Sürekli yalan söyleyen birinin doğru söyleme ihtimali de var. Ona bir şey diyorlardı. Neydi o? Masumiyet karinesi. Suçu işlediği kesinleşene kadar herkes masum kabul edilir. En son Şahin gitti paranın yanına. Giderken bir şey alacağım dedi ama ne aldığını söylemedi. Bence o suçlu. Senin de dediğin gibi. Bu kişisel bir yorum. Kanıt yok. Kanıtsız, delilsiz. Gitti bütün paracıklar ya. Bari bir dondurma alıp yalayaydık. Bence yine bir oturup konuşalım yani. Gerekirse Selim Hoca da yanımızda olsun. Konuşmaya gerek yok. Yani konuştuk da ne oldu? Almadım dedi. Yine konuşsak yine aynı şeyleri söyleyecek. Gidiyorum ben. Ama size söyleyeyim. O parayı Şahin aldı. Bundan emin olamayız. Bence diyorum zaten. Evdekiler mektubu okumuş mudur sence? Salona girip de mektubu görmemeleri imkansız. Yani kesin okumuşlardır. Hadi hemen eve gidelim. Selim haklı çıktı ya. Bu süpermarket benim mahalleliyle aramı bozdu. Hay ne yapayım? Ben bulunduğum yeri gücümle ezmeden edemiyorum. Hareketlere bak. Ne yapacağız abi? Hanımefendi çekilirseniz Selim Bey'e geldim. Çekilmiyorum. Giremezsin. Aa! Sizi şu an şikayet etsem 2 hafta yatarınız var, biliyorsunuz değil mi? Aman git et şikayetini git. Hazır karakola gitmişken biz de senin kim olduğunu öğreniriz. Asparım ben. İşte o kadar. Bitti gitti. Şimdi çekilebilirseniz. Hayt! Hayt mı? Hayt mı dediniz siz? Şey olarak yani böyle gelince birden boş buldum refleks. Aa! Bu apartmanda ben oturuyorum. İzin vermiyorum. Giremezsin buraya. Boşuna bakma, tapusu bende. O ne demek ya? Buraya giremezsin demek. Ama ben Selim Bey'e siparişleri getirmiştim. Çok gerekliyse kendisi gelir alır. Hadi canım hadi. Hadi. Peki, şu anda gidiyorum ama kovulduğum için değil. Ya ne için? Evet, kovulduğum için.
Demek ticari yenilgilerimizi gerçek hayata taşıyacağız. Pekala, hodri meydan. Savaş ilan ediyorum. Hadi. Anne neredesin ya? Merak ettik. Yiğit Efe'yle yemek sofrasında seni bekliyoruz. Buyurun. Yok. Buyurmayalım biz. İşiniz vardır sizin. Evladım, süpermarketten sipariş mi vermiştin sen? Yok. O Aspar denen adam sipariş bahanesiyle buraya girmeye çalışıyordu. Engelledim. Bana mı geliyormuş? Engel mi oldu? Evladım, sana verdiğim işi biraz çabuk yapsana. Çabuk mu yapayım? Selim Bey iş mi verdin? Böyle her söylediğim cümleyi de ayrı ayrı şaşırmayın ama canım. Hadi sevgiciğim, biz çıkalım artık. Olur anne, gidelim. Malum Selim Bey'in işi vardır, rahatsız etmeyelim. Estağfurullah. Sonra da Şahide bize kızı gitti işte. Elinizde delil yok ama, değil mi güzel kızım? Ya içeriye son Şahin girmişti ama. İyi de kızım, yani içeri son giren Yiğit Efe olsaydı onu mu suçlayacaktın? Hayır, suçlamazdım. Peki ballı çöreğim, yani bu durumda Şahin'e biraz haksızlık etmiş olabilir misiniz? Neden böyle davranıyorsunuz? Ya siz de beni haklı görürdünüz. Yok, hiç de öyle bir şey yapmıyoruz. Ya biz sadece seni çok seviyoruz ve üstüne titriyoruz ama bu demek değil ki çocuğumuzu haklı görelim her zaman. Tabii canım. Yani o artık biraz bencilliğe girer. Ay kızımız büyümüş de arkadaşlarını haksız yere suçluyor Ahmet Mithat. Bundan da anlayışla bahsetmezsiniz artık. Biraz önce beynin birini haksız yere suçlamamla gurur duydunuz. Evet. Tabii ki kızım. Yani ergenlik yolunda bu önemli bir adım. Ve eminiz ki, değil mi Ahmet Mithat? Bence eminiz ki bu durumu düzelteceksin. Yani arkadaşın suçluysa da, suçsuzsa da ona nasıl davranman gerektiğini öğreneceksin. Ay büyüyorsun. Büyüyor kızımız ya. Baba? Ha, siz mi geldiniz çocuklar? Annem nerede? Çocuklar hoş geldiniz. Ellerinizi yıkayın hemen. Yemek hazır. Yalnız benim görüntülü bir toplantım var. Metincim, çocuklarla sen ilgilenir misin? Hı hı. Siz başlayın çocuklar. Ben atıştırmıştım bir şeyler. Selim Hoca erkenden gelin bir sürprizim var diye neden mesaj attı? Bilen var mı? Bilmem ki, bir şey söylemedi. Şahin Emre geldi. Arkadaşlar masumiyet karinesini unutmayalım. Vallahi ben unutabilirim. Söz vermiyorum. Ne yapıyorsunuz iftiracı tayfa? Biz sana iftira atmadık. Tabii tabii. Zaten hiç iftiracı görmesek inanacağız. Başka nerede gördün ki iftiracı? Sizinle burada kalıp konuşmak çok isterdik. Hatta hayır ya, hiç istemezdik. Boş ver kuzen. Biz bu kesimle hiç muhatap olmayalım, oturalım en iyisi. Şahin, doğru düzgün konuşabilir miyiz lütfen? Bilmem, konuşabilir misiniz? Var mı öyle yetenekleriniz? Çocuklar, çok beklediniz mi? Yok hocam, biz de yeni gelmiştik. Sohbet ediyorduk. Hı hı, sohbet ediyorduk ya. Ne demezsin? Dün biraz işlerim vardı. Bir de sizin için sipariş verdiğim kargoları bekledim. O yüzden görüşemedik. Mahzene gidersiniz diye düşünüyordum ama buraya gelmişsiniz. Evet hocam. Olay yerinde buluşalım istedik. Olay yeri derken ne olayı? Sizin bu yere göğe sığdıramadığınız kırlangıçlar... Benim pamuk kalbimi parçalayıp attılar hocam. Evet hocam. Dışarıdan sert, kaba, çirkin görünür ama kalbi pamuk gibidir. Sağ ol ya kuzen. Çok büyük moral oldu. Çok sağ ol.
Bir dakika, bir dakika çocuklar. Sadece bir gün yalnız kaldınız ve tartışmaya mı başladınız? Bunların başında durmasanız bir saat yalnız bırakınca da kavga ederler hocam. Şahin. Kendine gel. Ya hep Şahin zaten. Kötü bir şey mi oldu Şahin? Biri mi suçlanacak Şahin? Şahin kötü, Şahin'le arkadaş olunmaz. Yalan mı? Ya hiçbiriniz en başından beri istemediniz beni. Ya siz bile Selim hocam, siz bile istemediniz beni. Paranız mı kayboldu? Kesin Şahin çalmıştır. Biri mi suçlanacak? Kesin Şahin'i ağlatmıştır. Peki ya Şahin'i ağlatmak? Bunun önemi yok çünkü, değil mi? Çocuklar, burada ne yaşandıysa hemen bana anlatıyorsunuz. Suçlamadık. Sadece sorduk. Ama sadece Şahin'e sordular. Hırsızmış gibi davrandılar ona. Çocuklar. O parayı ben aldım. Ne? Dün size yardım teklif etmiştim, kabul etmediniz. Ben de sizden gizli o parayı aldım, üstünü tamamladım ve size motor uçuş kontrol kartı sipariş ettim. Burada çalışmayacaktınız ama belki gelir de göremezsiniz diye size bir de not bırakmıştım. Çocuklar, paranız bende. Selim.